Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda arkadaşlar Source Insight programı üzerinde duracağız. Bunu projelerimizi oluşturduğumuzda Source Insight'la beraber Keil'i nasıl kullanacağız? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi bu Source Insight arkadaşlar C, C++, C#, Java, Objective-C ve daha fazlası programların içlerini arkadaşlar bu fonksiyonların içlerini gösteriyor. Bize ipucu veriyor. Yani yardımcı oluyor diyebiliriz. Bunu arkadaşlar ben şuradan deneme sürümünü indirdim arkadaşlar. Trial. Buradan indirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu bir kapatıyorum. Şimdi STM-CubeMx tarafında örnek bir tane boş bir proje açacağız. Şimdi bunun üzerinde Source Insight ile Keil'i nasıl birlikte çalıştıracağız? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane proje oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan önemli değil, rastgele şuradan bir iki bir şey seçelim. Evet. Projemizi ayarlarını yapalım. Şimdi burada test olsun arkadaşlar. Ben masa üstünde bir tane klasörün içinde. Okey diyoruz arkadaşlar. Generate ediyoruz. Evet, şimdi kodlarımız açıldı. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi açıldı main. Main'imizi açtık şimdi application user'da. Şimdi burada arkadaşlar, bunu aşağı indiriyorum ikisini. Şimdi Source Insight'ı açıyorum. Şimdi Source Insight'ta arkadaşlar, şurada project, new project diyorum. Bir tane burada kendime arkadaşlar yine test diyelim. Mesela source insight test olsun bunun ismi. Burada da arkadaşlar kendime burada oluşturduğumuz arkadaşlar STM-CubeMx tarafında oluşturduğumuz dosyayı buluyoruz. Test de arkadaşlar ismi. Şurada test'e geldim. Şimdi gördüğünüz gibi içinde arkadaşlar drivers var. Inc klasörü var. MDK arm var. SRC var. Buraya arkadaşlar testin altına bir tane source insight için bir tane folder oluşturuyorum. Bunu da source insight diyelim buna. Hani anlamamız için. Şimdi buna ekstra bu h dosyalarımızı, c dosyalarımızı ekstra olan dosyaları bunun içine atacağız. Şimdi bu folder'ı seçiyorum burada. Evet, gördüğünüz gibi seçtik. OK diyorum. Testin içinde kendime bir tane kendimize Source Insight oluşturuyoruz. Yani bir tane ekstra folder. Şimdi OK diyoruz buna. OK. Şimdi burası arkadaşlar tamam, karşımıza bir pencere geldi. Şimdi bu pencereden seçeceğimiz dosyalar var. Bizim arkadaşlar dosyamız oluşturduğumuz STM-CubeMx tarafında testti. Testin içinde gördüğünüz gibi ekstra bir de Source Insight oluşturdum. Şimdi bu şekilde bunlar duruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafa şimdi drivers'ın içine geliyorum. Gemesis ilk başta bir ekleyelim. Gemesis'in içinde device şu şekilde arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar burada include'u add all diyorum. Bunu ekledim. Şimdi şurada görelim tekrar. Şimdi hemen onun altında arkadaşlar source var. Source'un altında template var. Template'in içi normalde arkadaşlar boş şu an. Ama bunu kontrol edelim. Önceden oluşturduğumuz dosyaları eğer eklersek bu template'in içinde dosyalar olabilir. Burayı da kontrol ediyoruz arkadaşlar include'dan sonra. Bunu da ekstra ekledikten sonra şimdi tekrar dışarıda arkadaşlar drivers'ın içine bakmıştık. Gemesis'i ekledik. Bu sefer de STM32F4XX whole driver. Bunun içinden inc klasörünü add all diyorum arkadaşlar. Daha sonra src buna da add all diyorum. Bu da tamam. Şimdi burada drivers'ı
bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi burada bir de ekstra ink var. Bu inki de arkadaşlar ekliyorum. Burası tamam. Drivers. Şu inki de ekledik zaten arkadaşlar. Şimdi sonra buradan ekstra da arkadaşlar SRC var. Bu SRC'yi de add all diyorum. SRC'yi ekledik. Ink'i ekledik. Yani bir de drivers'ın içini komple ekledik. Burası tamam. Close diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan eğer şurası açılmazsa şuradan P'ye tıklayıp gördüğünüz gibi şurayı açabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar dosyalarımız main.c. Buna tıklıyorum arkadaşlar bizim. Gördüğünüz gibi bizim Keil'de açtığımız main.c'miz geldi. Şimdi bundan sonrası bu tarafa yazdığımız kodlar arkadaşlar otomatik şeye geçecek. Keil tarafına. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Şimdi bir tane buraya örnek bir tane değişken yazalım mesela. Mesela ADC value bir tane değişken diye. Şimdi mesela gösterelim bu nasıl geçiyor Keil tarafına. Şimdi burada kaydediyorum burayı. Şimdi Keil tarafına geçtiğimde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi file'da diyor bir tane değişiklik oldu. Kabul ediyor musun diyor. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi hemen geçti arkadaşlar. Şimdi source insight tarafına tekrar geçelim. Mesela burada bir tane değişken tanımladık. Aşağıda mesela gidelim. Int'in altında şurada bir tane mesela ADC start yapalım. Mesela örnek. Şuna tıkladık mesela. Şunun içine baktığımızda eğer şuraya bakarsak source insight'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyonların içini görebiliyoruz. Yani burada bize ipucu veriyor. Yani buraya ne yazacağız diye. Şu anda ADC handle yazacağız. Bu arkadaşlar mesela ADC 1 şu anda. Evet. Mesela bunu geçirelim karşı tarafa, Keil tarafına. Yes diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar şu şekilde geçti. Normalde mesela bu whole ADC startlı arkadaşlar Keil bize normalde içini gösteriyor şu şekilde. Ama bazı mesela whole şurada şu tarafta yazalım. Mesela while'ın içine mesela whole ADC mesela şey diyelim ADC value diyelim mesela örnek eşittir olsun mesela whole ADC mesela şurada get flag mesela örnek bu arkadaşlar. Mesela içinde get flag'in ne olacak? Bir tane handle olacak. Bir tane de flag olacak. Ama bunu burada yazdığımızda burada da deneyelim. Whole ADC get flag diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi gösterilmiyor. Yani buraya 3 tane mi değişken yazacağız? 4 tane mi veya 1 tane mi? İpucu yok. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ama source insight arkadaşlar bunu örnek olması için gösteriyor. Mesela gördüğünüz gibi içini gösteriyor. Yani ben buraya kaç tane değişken yazacağımı en azından biliyorum. Buraya o zaman mesela yazalım. Mesela şunu önce bir silelim arkadaşlar. Şurada olmasın. Mesela ADC 1 flag de arkadaşlar mesela buraya bir tane flag yazmam gerekiyor. ADC ile ilgili ADC flag yazıyorum. Mesela end of conversion olsun. Mesela örnek diyelim. Mesela bunu karşı tarafa geçirelim. Kaydettim arkadaşlar. Şimdi Keil tarafına tıkladım. Evet. Değişiklik oldu diyor. Kabul ediyor musun? Reload. Yes diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen geldi kodumuz. Ondan sonra da normal bir şekilde arkadaşlar deriliyoruz. Yani burada basit bir şekilde anlatmak gerekirse arkadaşlar anlatmak gerekirse bu şekilde.
Mesela arkadaşlar whole timer. Mesela whole timer. Mesela set. Mesela set counter diyelim mesela. Şimdi şurada bir bakalım. Evet. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hold time set counter dedik, içini yine gösteriyor. Mesela ipucu veriyor. Handle counter yazacaksın diyor. Burada arkadaşlar bu şekilde eğer burada arkadaşlar mesela masa üstüne oluşturduğumuz test klasörün içine bakalım. Mesela burada drivers, ink ve SRC'yi ekliyoruz source insight. Mesela kendimize bir tane source insight oluşturduk. Dosyamız bu. Ekstra orada o açılan pencerede şu drivers'ın içinden şunları seçtik. Mesela Gemesis device include'un içine ekledik. Bir de source'un içinde templates var. Burayı da kontrol edelim arkadaşlar ekstra. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.